Fiat Stilo'nun yan tarafına biraz bakalım istedik. Çünkü burası aslında bu arabanın o stilini yansıtan yerlerden bir tanesi. Şimdi diyeceksin ki ne alakası var tam yandan? Çok alakası var. Bir kere hani önceki arabayı hatırlayalım. Bravo, Bravo'yu hatırlarım. Onlar ne kadar böyle estetik bir şekilde yumuşak ve yuvarlak bir şekilde gidiyordu. Bu araba öyle değil. Bu araba bayağı köşeli geliyor. Şimdi sert başlıyor bir şekilde. Bayağı MPV'ler gibi, döneminin MPV'leri gibi yükseliyor böyle. Yüksek yüksek gidiyor ve bir anda bitiyor. Yani tipik bir hatchback olarak bitiyor zaten ama burada şöyle bir şey var. Bu cam da bayağı böyle bir MPV gibi geliyor. Şimdi bu noktadan baktığın zaman hani hedefindeki Golf var ya, Volkswagen Golf. Golf'e resmen böyle ta 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 diye böyle ateş eden bir tasarım bu. Şundan dolayı acayip yüksek bir tavan. Ne demek? İçeride böyle çok ferah bir baş mesafesi oluşması. Bu arada tabii hani yan tarafa baktığım zaman burası da çok güzel kademeli geliyor böyle. Köşeli olmasına rağmen burada o hani İtalyan estetiğini çok güzel görüyoruz. Şimdi benim takıldığım noktalardan biri değil mi? Aynalar katlanıyor mu? Katlanıyor abi. Ama hani katlandığını zannediyor mu? Gerçekten mi katlanıyor? Bakalım. Bunları böyle manuel bir kırdık bakalım burada dibine kadar geldi ve şöyle baktığın zaman baya baya güzel bir şekilde kendini koruyor. Hani şöyle de bir şey var aslında. Bunu hani normal konumuna getirelim. Oldu da diyelim ki darbe buradan değil, buradan geldi. Ayna kırılmasın diye bu ayna geriye doğru da gidebiliyor. Bu da başka bir detayı Fiat Stilo'nun. Şimdi Stilo'da şöyle bir şey var değil mi? Dönemi için mesela 17 inçe kadar opsiyon sunabilen ender otomobillerden bir tanesi. Yani 15, 16, 17 falan gidiyordu böyle. Ve hani bayiden o dönem için 17 inçlik bir arabaya opsiyonel dahi almak enteresan bir durumdu. E bu zaten maliyetli bir şey olmasının yanında bir de tabii hani herkes oraya gidemiyordu ki bizim ülkemizin yollarında 17 inç jant takmak hani görüntü olarak harika bir şey ama yani hala önermiyorum aradan geçen bunca zaman sonrasında. Şimdi o kadar teknolojik bir araba olmasına rağmen Stilo burada hala böyle bir eski